İkincisi ise taşıyıcı olan insanlar var. Sürekli sorunları büyüten, sürekli abartan ve bunu öfkeyle karşılık olarak kullanıp insanlara karşı da bunu sürekli söylemekten, sürekli hakaret etmekten vazgeçmeyen insan tipidir. Bir de bu ikisinin alt tabanında pasif agresif denilen bir insan tipimiz var. O da herhalde bu bizim öfkeli insanlarımıza, zor insanlarımıza karşı gelişen bir direniş mi acaba? Öyle mi anlıyorum? Direniş demeyelim. Direniş demeyelim. Ama şöyle diyelim, bu insan da çok zor bir insan tipidir. Nedir pasif agresif? Genelde yüzünüze gülümser, size hep öğüt ve tavsiyede bulunmaya çalışıyormuş gibi davranır. Ama bilirsiniz ki onu arkanızda uyuyordur. Bir şekilde sizi sosyal anlamda da aşağı çökertecek davranışlara giriyordur. Bakın ilk üç taneye ayırdık. Sekonder kazançı. Yani öfkenin olumlu yönlerini alıyor, saldırganlığın güzel yönlerini alıyor. Ve karşı tarafı bunu yaparken onu biat ettirdiği için bunu devam etmekte ve kendisine kazanç elde etmekte devam ediyor. İkincisi biraz daha taşıyıcı. Evdeki sorunu, işteki sorunu, evet çevresindeki bütün sorunları, öfkeyi sürekli üzerine taşıyarak bu tip bir şekilde öğrenme metoduyla devam edebiliyor. Üçüncüsü pasif agresif. Bu gibi insanlar derin bir güven problemi yaşıyor ve karşısındaki insana da güvenmeden dolayı sürekli ister istemez saygınlık kazanabilmek amaçlı sizi aşağı çeken bir tavır içerisine girebiliyorlar. Bunların üçünü ayırdığımızı farz ediyorum. Bunlarla ilgili sorunuz var mı bu arada? O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu birinci ve ikinci kişiler direkt ortaya çıkıyor zaten. Kendilerini gösteriyorlar. Tabii. Anlıyoruz. Gösteriyorlar. Üçüncüden korkmamız lazım o zaman değil mi? Trafikte karşımıza çıkıyor, işte sokakta karşımıza çıkabiliyor. Saldırgan tutum içerisindeler. Hakaret etmekten çekinmiyorlar. Sizi rencide edecek tavır, eda ya da davranışa bürünebiliyorlar. Bunların üçünün ortak tarafı genelde aileden kaynaklı, sözleri dinlenilmemiş, işte bastırılmış, sert anne baba mizaçlı olan insanların çocukları olma ihtimalleri büyük. Ve bu öfkenin ne kadar geçerli bir şekilde karşı taraftaki insanlara biat ettirebildiğini öğrenebiliyorlar da. Peki bunlar, yani aslında işlerini yarıyor. Bunlar öfke kontrolü yapamayan insanlar mı? Yoksa öfkenin arkasına mı saklanıyorlar? İkinci bahsettiğim işte o öfkeyi taşıyan öfkeyi kontrol edemiyorlar. Ama birincisi öfkeyi kontrol edebilecek güce sahip ama çıkarları var bu konuda. Yani pragmatist bakıyor olaya. Ben öfkeli bir tipe bürünürsem karşımdaki insanın istediğim şeyi yaptırırım. Ama ne yapıyorlar yani bütün hayatları boyunca öfkeli mi dolaşıyor? Yapıyorlar. Mesela çoğu işte Türk kültürde de çok yoğun yaşanıyor biliyorsunuz. Evde sessiz sedasız duran bir kadın isteyebiliyor. Ya da koca isteyebiliyor. Ya da çocukları talep edebiliyor. Etrafındaki herkese öfkeli davranarak saygınlık ve itibar kazandığını düşünebiliyor. Ki bazı insanların da bu konuda saygınlık verdiğini görmemiz de gerekiyor. Yani biat etme kültürümüzün de burada devreye girdiğini söylemem lazım. Bu da önemli. Bir diğeri. Evet, bu üçünü bir kere cebimize koyalım, tanımlayalım. Sonra mücadele etmek için ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Hepsinin bir mücadelesi de, farklı şekilde mi oluyor? Benzer özellikleri var. Mücadele ederken farklı özellikleri de var. Ya savaşmak zorunda mıyız peki? Savaşmak zorunda değiliz. Düşman olarak görmek zorunda değiliz. Oraya geleceğim. Ama ilk önce bir sınıflandırmayı bitirelim. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık.